iyi oyuncuydum. Çok özel bir oyuncuydum. Ve bunu bunu menajerim çok doğru kullandı. Doğru stratejiyle Ahmet abi, Ahmet Bulut çok doğru getirdi. Ben zaten bir sene önce Manchester United'a gidiyordum. Öyle mi? Evet Halditeken. abi. Evet, Ama yani, Madrid, tabii. Değil. Yanılmıyorum değil mi? Madrid senin kariyerinin zirvesidir. Yani, yani Barcelona yani, mıdır, Madrid midir bence Madrid'dir yani. Dünyanın en iyi takımında oynadım Barcelona. Yani anladın evet, mı? Evet, tabii öyle. Yani ben performans olarak orada çok iyi oynamış olabilirim ama Barcelona'da oynadığım zamanlarda çok iyi oynadım abi. Şöyle düşünsene. MSA mı, MSN mi diye soru işareti koydu. Asla Neymar'ın yerine oynayamam. Neymar her zaman benden daha yetenekli ve daha iyi futbolcuydu. Ama günün kolektif futbolunda ben Barcelona takımına özel katkılar yapabilecek bir oyuncuydum. Bence ben Luis Enrique'nin yerinde olsam 4-2-3-1'e dönebilirdim o zaman. Hmm. Ama tabii bir takım, bir Barcelona kültürü 4-3'ü değiştirmemek için böyle ilerledi. Luis Enrique ile arandı bir sorun yaşandı mı? Yok. Yani hayatta hayatımda benim için en değerli insanlardan biri. Bugün bile saygı saygıyla önünde eğilirim ve Luis Enrique her konuşulduğunda gözlerim dolar. E çünkü Barcelona'ya gittiğimde şunu gösterdi transfer sistemde birinci sıradasın dedi. Bütün o sponsor transferi diyenlere <laughs> rağmen değil. Yani onu gayri ihtiyarı gösterdi. Benim transfer listemde birinci sıradaydın dedi ve bana hep çok değerli davrandı Luis Yani ona da buradan bütün saygılarımı iletiyorum. Çok özel bir teknik adamdır. Ve İspanyol bir takımın oynadığı oyunun da benim hayallerimdeki oyunu süsleyen bir oyundur yani. Arda Messi, Neymar, Suarez ile oynamak nasıl bir şey? Abi Iniesta ile oynamak çok daha etkileyiciydi. Öyle mi? Hay. Yani Leo'yu hep ayrı koyarım Messi. Çünkü bu oyunda çok ayrı bir oyuncu. Ama Iniesta benim için en özel oyunculardan biridir. Müthiş biridir. Bu, muhteşemdi. Ama tabii Abi oyun şöyle bir şey vardı. Herkes bu oyunun ofansif kısmını düşünüyor. E Bu oyunun savunma yapması da çok keyiflidir. Gabi hmm. ile Thiago ile o topun önüne atlama, Juanfran ile, Godin ile, Miranda ile o mücadele etmek. Senden çok daha 200-300 milyon euro yüksekteki takımlara karşı o mücadele etmek çok enteresandı, çok özeldi. Bir hayat mücadelesiydi yani. Hayatımda bana çok büyük bir öğretidir. E, bizden çok daha zengin takımlara karşı çok iyi mücadele edip onları alt ettik. Yani insan gücünün parayı yenebileceğini gösterdik. Bence Leicester City ile beraber tarihteki en özel şampiyonluktur diye düşünüyorum. Senin Barcelona'ya giderken şey konuşmalarını çok iyi hatırlıyorum. Madrid'de kalmanın çok daha doğru olacağı. Çünkü ben Madrid'de bir de geldim gördüm seni. Onu, 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 söyleyenlere mesela şunu sormak lazım. Hiç onlara Barcelona transfer teklifinde bulundu mu? <laughs> Bulun mu? yani gel Barcelona'da oyna. Bu arada ama ben bir yüksek bir ücretim. Ama senin bıraktığın Madrid de Madrid'di yani. Şampiyonlar Ligi finali oynayan herkesin korktuğu ve müthiş bir takım ve sen o takımın on numarasısın yani yıldızısın. Ben o eleştiriyi daha doğrusu o söylemi çok da haksız bulmuyorum kendi adıma söyleyeyim sana. Yani şimdi Barcelona müthiş bir takım. Tabii o Barcelona'ya gitmek. Canım bu senin de futbol bilgini eleştiremeyeceğim anlamında. Ha tabi tabii. olabilir. Ben bunu çok böyle bir şey zaten hani sizlerle profesyonel Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim. Eee Atletico Madrid'de misyonunun tamamlandığını düşünüyorsun. Bütün yani kupaları kazandın. Şampiyonlar Ligi'ni son dakikada kaybettin ve dünyanın en iyi takımı Messi'li Neymar'lı takım sana teklif ediyor ve diyor ki gel. Ya Sen bizim için önemli bir parça oldu. Arda olacaksın. tabii ki de. kim gitmez ya? Öyle bir şey olabilir mi? Ve bu kazandığından daha fazla bir ücret kazan veriyor. Yani bu son söylediğin en önemlisi muhtemelen. Yani gidip Messi ile, Suarez ile, Neymar'la top oynayacaksın, Iniesta ile top oynayacaksın Yüz. ki o Barcelona dünyanın en iyi Ve, takımlarından biri. Abi gittiğimde inan bana. Şimdi tabii Türküler Türkiye'dekiler ben, benim samimiyetimden hep şöyle karşıladılar. Aa bizim Arda. Ben oraya gittiğimde çok önemli Atletico Madrid'in on numarasını almış gibi. Bugün Delgado'yu Alexi Galatasaray Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan Galatasaray'a almış gibi düşün. O halde karşılandım büyük bir saygıyla. İşte benim Madrid'de gördüğüm şuydu. Senin Madrid'de oynadığın dönem, gelip seyrettiğim maç, işte hep beraber oturduğumuz dönem. Madrid'de sen bir Galatasaray efsanesisin hiç şüphesiz ama bir Atletico Madrid efsanesi de olmuştun. Ve hani o noktadan Barcelona'ya gitmek zor bir karar mı doğru bir karar mı onu merak ettiğim için sordum. Ee, abi bilmiyorum. karşı koyabileceğim bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bugün doğrusu, doğrusunun yanlışını oturup konuşabiliriz. Yüzde yüz haklısın ama karşı koyabileceğimiz bir karar değildi. Evet. Yani Barcelona seni isterse gidersin Daş abi. Hele ki o dönemin Barcelona'sı. Yalan söylemeye gerek yok. Yok bence de yok. Ee... Şimdi seninle ilgili her daim e, konuşulan, sorulan sorular var. Bunların hepsini sana soracağım. Ama benim de zaman zaman seninle konuşmalarımızda da seni çok eleştirdiğim bazı konular var. Ya yani Mesela uçakta gazeteciye saldırmak, gece kulübünde en son yaşanan hadise. Bunu çok değişmeyeceğim çünkü şu an yargı süreci devam eden bir şey ama e, zaten e, sen de sıkıntılarını yaşadın. Şimdi bunların senin kariyerinde bir oyuncuya yakışan işler olduğunu düşünüyor musun ya? Yok yüzde yüz. Hepsi çok yanlış. Büyük hatalar, rezillik. Ama şöyle bir şey var. Sebeplerinin benim vicdanımda geçerliliği var. Davranışlar kötü. Yani çözme olayı kötü. Çünkü şundan dolayı. Ya Bilal abi benim evime geliyorsun. Canımsın benim ya. Senle artık ben sadece takım elbiseni röportaj veriyorum. Senin için atkı açıyorum. Yahu kardeşim bu paranın gözü kör olsun diye manşet ederken. Ya evladım bu iş nedir diye bir sormaz mısın? Benim evimde kalıyorsun. Evime geliyorsun. Yani sonuçta sonuç olarak ne bakarsan bak şiddet ve yanlış. Tabii. Öteki tarafı hiç konuşmuyorum bile, hiç konuşmuyorum bile. Ee, i̇ki tane erkek evladım var. Allah kimsenin evladını, düşmanımın bile evladını bununla yargılamasın. Cinsel tacizle yargılamasın ben. Hiç, hiç öyle bir şey yaşadın mı sen hayatında? Yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sürü bir sürü kadın hanımefendi bana, doku, bana dokunarak konuştu, omuzuma dokunarak konuştu. Çok büyük saygıyla kibarlıkla karşıladım. Hiçbir yanlış anlamadım. Ben kimseye böyle bir şey yapmadım. Dokunarak da konuşmadım. Nerede abi kanıtlar? Oradaydı yargı sürecinde hala. Bu arada. Beraat ettim ve gönlüm soğumuyor hala. Hiç kimse benden özür diledin mi abi? Bu, bu arada bu konu yargı sürecinde çok fazla detaylı ya, dosya konuşamayız. Ne, ne, neden konuşamayacağız? Yasak çünkü yani. Ya doğrular kadar hayatta güçlü bir şey var mıdır abi? Bu arada yasalar var. Biz yasalara sonsuz saygımız var. Her şeye sonsuz saygımız. Ama şimdi Arda şunu söyleyeceğim sana. Evet şimdi mesela Bilal abinin yazdığı şey senin hoşuna gitmemiş olabilir. Kendin e, evet. dediğin... De, ben sadece, o. Tamam da bunun karşılığı gidip şey değil ki şiddet değil ki böyle bir 100. şey hakkın yok, hukukun yok. 100 100 100 sen hani saklısın. arda Turan'sın böyle bir şey olabilir mi yani? Ben sadece şundan dolayı çok yakınım, İnan bana teşbih dava olmaz. Senin bana paranın gözü kör olsun diye manşet atman gibi bir şey. İnan bana. Yani Bilal abi ondan çok kızdım. ya Bilal abi sorsana bana ya. Sonra ne oldu? Art kesildi mi ilişkiniz? Bilmiyorum hiç görmedim, bilmiyorum Belki bir arayıp özür dilesen konuşsan, hani en azından ee, yaşça büyük senden bir yüzde yüz yaşça büyük olduğu için hatalıyım. Ee, Belki o da vicdanında hatalı olduğunu düşünüyor. Neden biliyorsun? Başkalarının haber, başkalarının haberine kendi imzasını attığı için. Bu başka bir konu. Sen kendi ne Gazetecileri nasıl koruyorsun? Korurum tabii de, yani kendi hatanla, kendin yüzleşip. Hani bir de diyorum hatalıyım. senden yaşça büyük bir gazeteci. gazeteci Hazreti içer, içerikte hepimiz hata yaptık. Çok zor dönemlerdi ya Candaş abi. Ee, çok önemli kişilere karşı, büyük büyük kişilere karşı kendi başıma mücadele ettiğimi düşünüyorum. Ee, bu konuda da Bilal abiye karşı hata yaptığımı düşünüyorum. Pişmanım, üzgünüm yani. Ee, hep seninle ilgili ben şey okurdum böyle. O Barcelona dönemi, daha çok maddi dönemi, Barcelona dönemi. Arda'nın işte evine gelip giden arkadaşları var Türkiye'den. Arda'nın kariyerine onlar sıkılmadılar, sıkılmadılar mı yani ondan? Bu doğru mu ya? Senin evine gelip hani biz de geldik gittik. Bizim bir zararımız olmadı diye düşünüyorum. <laughs> o zaman kendini kendini çelişmen lazım. Ha yani ne bileyim ama başka arkadaşların falan e, işte orada bir dünya kurdular. Arda'yı kopardılar. Yani Atletico Madrid'de her şey çok Atletico Madrid'de daha kalabalıktık bu ara. Öyle mi? Tabii canım. Barcelona'da azalttık. <laughs> Barcelona'da zaten <laughs> ilişkin vardı diye şimdi. Şeylediklerini anlam veremiyorum. Yani e, insanların mutluluklarına karışmaya kimsenin hakkı yok ya. Kendimle ilgili bu konularla ilgili çok rahatsızım. Yani zaten en çok nefret ettiğim şeydir kendim. Arda iyi çocuk ama. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz ya. Candaş abi. Yani ben seninle ilgili bir şey konuşurken ama diye bahsetmiyorum. Arda iyi çocuk ama şöyle şöyle yaptı. Ben kimlerin neler yaptığını ne kadar çok biliyorum biliyor musun? Hiç konuştuğumu gördün mü? Veya bu kadar zamandır dost ve arkadaş abi kardeş sayılırız. Seni çok sever saydığımı bilirsin. Sağ ol. Hiç hiç yani e, bir arkadaşım arkadan vurduğunu vurduğumu gördün mü? Bu kadar amayı kaldırmaz benim sevgim.